Davranıların hikayesi. Onlar, babamız çok saf bir insan olduğundan bahçeden aldığı mahsulün çoğunu yoksullara verirdi. Üzüm oldu mu, onda birini. Kuru üzüm elde edildi mi, onda birini. Helva veya paluze pişirildi mi, onda birini. Ekin yığılınca, onda birini. Harman dökülünce, onda birini. Buğday samandan ayrılınca, onda birini. Buğday öğütülüp un haline gelince, onda birini. Yoğrulup hamur olunca, onda birini. Ekmek pişirilince, onda birini yoksullara verirdi. Cenab-ı Hak bu yüzden o bahçeye, o tarlaya öyle bir bereket vermişti ki, bütün bahçe sahipleri babamızın bahçesine muhtaç olurlardı. Ondan hem meyve isterlerdi, hem para. Halbuki cömert babamız onların hiçbirisine muhtaç olmaz. Ama oğulları, babalarının fakirlere verdiği onda birleri bir bir görüyorlardı da Allah'ın o bahçeye ve tarlaya verdiği bereketi görmüyorlardı. Salih, temiz bir Allah adamı vardı. Olgun bir akla sahipti. İşlerin sonunu bilirdi. Yemen yakınlarında bulunan Davran köyünde otururdu. Sadaka verişi ve güzel huyu ile tanınmıştı. Onun küpü yoksulların Kâbesi gibidir. Bir şeyler umanlar, ihtiyacı olanlar hep ona gelirlerdi. Gösterişsiz ve riyasız olarak Başak daha tarladayken onda birini verir, buğday samandan ayrılınca da onda birini verirdi. Buğdaylar öğütülüp un olunca yine onda birini verirdi. Undan ekmek yapılınca onun da onda birini fakirlere dağıtırdı. Her gelirin onda birini verir, böylece de ekinden elde ettiğinin onda birini 4 kere fakirlere bağışlardı. O yiğit her zaman çocuklarının hepsine de vasiyetlerde bulunurdu. Allah aşkına, Allah aşkına benden sonra hırsınıza uyup cimriliğe kapılmayın. Yoksulların haklarını vermemezlik etmeyin. Onlara bu onda birleri verin de ekininizi, meyvelerinizi Allah korusun, hasılatı elinizde kalsın. Tahmine ve şüpheye hacet yok ki, gelirlerin de meyvelerin hepsini gayb aleminden gönderen, ihsan eden Allah'tır. Gelir gelince yerine harcar, yoksullara haklarını verirsen bu hareketle fayda dergahına girer, kârlı çıkarsın. Köylü tohumunun çoğunu eker, azını yer. Çünkü tekrar mahsul elde edeceğinden şüphe etmez. Kunduracı da ekmeğinden arttırdığı para ile deri alır, sahtiyan alır. Elime ne geçiyorsa bunlardan geçiyor, kapalı rızkım bunlarla açılıyor der. Çiftçinin tarlası, kunduracının meşini ancak bir perdedir. Rızkımızın aslı ise her nefeste Allah'tan gelmektedir. Ektiğin tohum bitmez, mahsul vermezse ne yaparsın? Allah'a yalvarmaktan, el açıp dua etmekten başka elinden ne gelir? Allah'ın huzurunda elini başına vurursun. Bu el, bu baş, bu yakarış, rızkı O'nun verdiğinin canlı şahitleridir. Rızkın aslının aslı O'dur. Yani Allah vermektedir.
rızık arayan da onu arar. Böylece bilir ve anlarsın ki rızkın aslının aslı odur. Yani Allah vermektedir. Rızık arayan da verici o olduğu için onu arar. Rızkı şundan bundan değil, ondan ara. Sarhoşluğu, yani Allah sarhoşu olmayı da esrardan, şaraptan değil, ondan iste. Zenginliği çalışarak, uğraşarak ondan iste. Defineden, maldan isteme. Yardımı da ondan dile. Amcadan, dayıdan dileme. Sonunda bütün bunları bırakıp gideceksin. Kendine gel de bir düşün. O zaman kimi çağıracaksın? Kimden yardım isteyeceksin? Şu anda onu çağır. Ondan iste. Geri kalanı bırak. Bırak da manevi cihan mülküne varis ol. Bir zaman gelecek ki insan kardeşinden kaçacak, evlat babasından ürkecek. O saatte her dost, düşman kesilecek. Çünkü sen onları çok seviyordun. Aslında onlar senin putun idiler. Yoluna engel oluyorlardı. Sen yüzünü resmedenden, yani Yaradan'dan çevirmiştin de bir resme dalmıştın. Onunla gönül eğlendiriyordun. Bu sebeple şu dünya hayatında sana zıt düşerler, senden yüz çevirirler, aykırı davranırlarsa, sana düşman olurlarsa, kendine gel de, işte de. Şimdiden günüm aydın oldu. Yarın olacak şey bugünden oluverdi. Bu dünyadaki dostlar bana zıt düştüler, sırt çevirdiler. Kıyamette olacaklar şimdiden oldu. Günümü onlarla geçirmeden, ömrümü onlarla bitirmeden ne olacaksa oldu. İnsanların ne oldukları anlaşıldı. Eğer bu hal olmasaydı, kusurlu kumaş satın almış olacaktım. Şükürler olsun ki o kumaşın kusurlu olduğunu önceden anladım. Yani ahiret gelmeden kusurlu şeyleri fark ettim de onlardan kaçındım. Sermayem elimden çıkmadan işi anladım. Zaten sonunda o kumaşın ayıbı ve kusuru nasıl olsa meydana çıkacaktı. Mal da gidecekti, ömür de gidecekti. Kusurlu bir kumaş uğrunda malımı da verecektim, canımı da. Dostun sana düşmanlık eder. Hasedini, kinini dışarıya vurursa, senden yüz çevirdiği için feryat etme. Kendini ahmak, cahil bir hale düşürme. Onun çuvalına girip yıpranmadığın, eskimediğin için Allah'a şükret. Yoksullara ekmek ver. Doğru, sadık, ebedi bir dost aramak için onun çuvalından çıkıp kurtuldun, tez çıktın. Ne nazlı, ne nazenin sevgilidir o sevgili ki senin ölümünden sonra bile sevgisi bir kat iken üç kat olur. O dost ya kadri yüce bir padişahtır, yahut da padişahın makbulü olan, şefaati kabul edilen bir varlıktır. Düzenbaz, hilekar, gösterişçi, yalancı dosttan kurtuldun. Ecel gelmeden, ölmeden evvel onun düzenini, riyasını gördün.
kederlerin, üzüntülerin altında gizli bir hazine vardır. Dünyada halkın sana ettiği cefanın aslını bilsen, bütün kederlerin, üzüntülerin altında gizlenmiş bir altın hazinesi olduğunu görürdün. Halkı sana saldırtır, onları sana karşı cefakar ve kötü huylu bir hale getirir de seni çaresiz bırakır, böylece yüzünü o tarafa çevirtir. Şunu iyi bil ki, bu dünyadaki fani dostlar, sevgililer sonunda hepsi de sana düşman olacaktır. Baş kesen düşman kesilecektir. Halbuki sen feryatlar içinde mezarda "Ya Rabbi beni yalnız bırakma" diye Allah'a yalvaracaksın. Ey cefası vefalıların ahitlerinden güzel olan Allah'ım! Vefalıların tatlı vefaları da sendendir. Ey anbar sahibi! Şu sözleri aklından duy, işit. Buğdayını Allah'ın yeryüzüne ısmarla. Buğdayını yeryüzüne ısmarla da hırsızdan emin ol, buğday bitinden de. Şeytanı da nefsini de hemen öldür. Nefsani olan zayıf aklın seni her an yoksullukla korkutup durmakta. Ey erkek çakır kuşu! Onu bir keklik gibi avla. Muradına ermiş, aziz bir büyük sultanın duanını bir keklik avlarsa çok ayıp olur. O cömert adam oğullarına bu çeşit birçok vasiyette bulundu. Nasihat tohumunu ekti ama ektiği yer çoraktı. Fayda etmedi. Öğütçü yüzlerce defa çalışıp çabalasa, gayret sarf etse fayda yok. Dinleyen de, duyan, öğüdü kabul eden kulak gerek. Sen yüzlerce lütuflarda bulunarak öğüt verirsin ama öğüdün onun kulağına girmez. Peygamberlerden daha nasihatçi, daha güzel söyleyen kim vardır? Onların nefesleri taşa bile tesir eder. Dağ, taş bile onların sözlerini duydu. Sözleri dağa, taşa bile tesir etti de bahtı kara kişinin bağı çözülmedi. Benlik, bizlik sevdasına düşen gönüller taştan katı diye anlatıldı. Allah'ın lütfu, ihsanı ve kudreti halkın lütfu ve ihsanı gibi kabiliyete bağlı değildir. Çünkü Allah'ın lütfu kadimdir, evveli yoktur. Kabiliyet ise sonradan meydana gelir. Allah'ın lütfu ve ihsanı Allah'ın sıfatıdır. Kabiliyet ise mahlukun sıfatıdır. Kadim olan, evveline evvel bulunmayan, sonradan meydana gelen şeye muhtaç değildir. Böyle olsaydı, sonradan meydana gelmenin imkansız olması gerekirdi. Bu gönlün doğru yolu bulmasının çaresi, İnsanı halden hale sokan Allah'ın lütfunun, ihsanının tecellisidir. Onun lütfunu ve ihsanını elde etmek için kabiliyet şart değildir. Belki kabiliyet şartı da onun lütfu ve ihsanıdır. Lütuf ve ihsan ise içtir, özdür. Kabiliyet ise kabuk, deri gibidir. İşte şuracıkta asa, Hazreti Musa'ya yılan oluyor.
avucu da bir güneş gibi parlıyor. Peygamberlerin böyle yüz binlerce mucizeleri vardır ki bizim aklımıza, fikrimize sığmaz. Bunlar sebeplere bağlı değildir. Allah'ın tasarrufunda, O'nun emriyle olmaktadır. Yok olanlara kabiliyet nereden geliyor? Kabiliyet, Hakk'ın yaratmasında şart olsaydı hiçbir yok varlık alemine gelemezdi. Arayanlar için şu gök kubbenin altında kanunlar koydu, sebepler ve adetler yarattı, yollar açtı. Olan şeylerin pek çoğu o adete göre meydana gelir. Fakat bazen de kudret o adeti yırtar, kaldırır, atar. Hoşluk ve tatlılıkla dolu adet ve yol koydu. Ama sonra da o adeti, o yolu mucizeyle bozdu. Sebepsiz olarak bize izzet, yücelik gelmez. Ama kudret sebebi kaldırmaktan aciz değildir. Ey sebebe kapılan! Sebepten dışarı çıkma. Fakat sebebi yaradanı da yok saymaya kalkışma. Bu sebepler gözlere, görüşlere birer perdedir. Çünkü her göz onun sanatını görmeye layık değildir. Sebebi yaratan Allah ne dilerse yapar, dilediğini meydana getirir. Mutlak olan kudret sebepleri de yırtar, ortadan kaldırır. Fakat arayan muradına erişsin diye çok defa yaptığı işleri sebeple yapar, sebeple yürütür. Sebep olmazsa mürit nasıl yol arayabilir? Şu halde yolda sebeplerin görünmesi lazımdır. Bu sebepler gözlere, görüşlere birer perdedir. Çünkü her göz onun sanatını görmeye layık değildir. Sebep perdelerini yırtacak bir göz gerek ki bu perdeleri kökünden söküp atsın, ortadan kaldırsın. Sebebi yaratanı mekansızlık aleminde görsün, çalışmayı, kazanmayı, dükkanı saçma ve beyhude saysın. Babacığım, her hayır, her şer sebebi yaratandan, müsebbibül esbaptan meydana gelir. Sebepler, vasıtalar diye bir şey yoktur. Bunlar gaflet devri kısa bir müddet yürüyüp gitsin diye Hakk'a giden ana yolun üstüne düşürülmüş hayallerden başka bir şey değildir.